Esselamun aleyküm dostlarım. Eğer bir önceki bölümü dinlemediyseniz açıklama kısmında ve sabit yorumdan linke ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. O çocuğun gözleri neden kırmızı, neden beyazdı anlayamıyordum. Hüddamlar, bunlar cinlerle mi birleşmişti? Çok garip şeyler olduğu kesindi bu mağarada. Ama hiçbir şekilde sözlerinden çıkmayacak ve onların dediklerini yapacaktım. Büyücüden de korkmaya başlamıştım çünkü... Beni hüddamların arasında görürse kesinlikle buradaki insanlara da zarar verirdi. En iyisi hüddamların liderine gördüklerimi anlatmaktı. Sabaha doğru herkes ayaklanmış birini arıyorlardı. Mirza adında bir çocuktu. Bu dün gece bana büyücünün evini soran olmalıydı. Tam ayağa kalkıp hüddam liderine seslenecektim ki o Gazar denilen çocuk gözlerimin içine öyle bir bakıyordu ki sanki onu şikayet etsem direkt olarak beni burada öldürebilecekmiş gibi. Gerçekten korkunç olan bu gözlerine baka kalmıştım. Daha sonrasında en iyisi hiçbir şey söylememek olduğunu düşünüp geriye doğru çekilip oturdum. Zarku'ya ulaşmak için kanına ihtiyacımız var dediler. Ne diyorlarsa yapacaktım. Tabii ki istediğiniz kadar akıtabilirsiniz diyerek kolumu sıyırmıştım. Kolumdaki birçok yara bere ve kesiği gördüklerinde bunların hepsi define uğruna mı diye sordular. Başımı öne doğru eğmiş utanmıştım. Gazer denilen o çocuk yanıma doğru geldi. İlginç bir şekilde bana gel senin arka tarafa geçelim orada ben gerçekleştireyim dedi. Hüddam hocası olan lider Gazer'e doğru döndü. Gazer kendin hakim oluyorsun değil mi? Bak değişik şeyler peşinde olduğunu hissediyorum. Lütfen Mirza gibi saçma sapan şeyler yapma. Kendisi ortada bile yok şu anda diyordu. Gazer de başını sallayarak ''Merak etmeyin hocam. Sadece dediğiniz tılsımı yapacağım ve geri geleceğim. Herhangi bir amacım yok.'' diyordum. Gazer beni önüne katmış şekilde yürütüyordu. Yaşının genç olmasına rağmen nedense diğer hüddamların ondan çekindiğini düşünüyordum. Büyük bir oyuya girdik. Oyukta hemen alnıma doğru elini koydu ve değişik şeyler okuyordu. Gazer'in gözü simsiyah sifri bir karanlık aldığında çığlık atmak istedim. Ama arkasından çıkan o cin, ismi Karura'ydı. Evet o, o ağzımı mühürler şekilde kapatmıştı. Tir tir titremeye başlamıştım sadece. Bana sanki zarar vereceğini düşünüyordum. Kendisinin hüddam olduğuna bir türlü inanamıyordum. Çünkü diğer insanlar şeker gibi davranıyor. Gazer denilen bu çocuk, korkunç bir şekilde bana güç yayıyordu. Neyin peşinde olduğunu bir türlü anlayamadım ama daha sonrasında elini çekti. Mirza'yı orayı söylemen iyi olmuş. O gerekeni yapacaktır. Zarku ile olan birleşimini bozduktan sonra seninle bir işimiz kalmayacak. İstersen hayatına devam edebilirsin diyordu. Nasıl yani? Benim Zarku ile olan bağımı koparabilir misin diye sordum. Gazer başını salladı. Ama en çok istediğim şeylerden biri de şu dedi. O büyücü gerçekten korkunç biri mi? Yani çok mu güçlü? Onunla savaşsam sence onu yenebilir miyim diye soruyordu. Bu hüddam diğer hüddamlara hiç benzemiyordu. Aklı fikir sadece güçte gibiydi. Hatta sırları çözmek için sürekli olarak sorular soruyordu. Ne biliyorsam anlatacağım sana. Sen diğerleri gibi olduğun ya da saymak istemeyen bir çocuğa benziyorsun dedim. Kaç yaşındasın diye sorduğumda 18 demesi beni şoka uğratmıştı. Ben seni 20'li yaşlarda zannediyordum. Yaşından olduğunca büyük gösteriyorsun genç hüddam dediğimde güler bir şekilde... Merak etme, burada öğreneceklerinden sonra yaşımın bir öneminin olmadığını da anlayacaksın dedi ve bir anda eline doğru küçük bir kesik attı. Kanını suratıma doğru damlattı, ne olduğunu anlayamadan arkasından 2-3 kadar cin daha çıkıyordu. Bu çocuk neyin nesi böyle? İçinde kaç tane cin barındırıyor anlam veremiyordum. Büyücüden bile güçlü olabilir mi gerçekten? Arkasındaki cinlere bağırdı. Tam öyle... Cehurfa ve Zahne içine girin dedikten sonra dediği cinler biri sağ elimden, biri sol elimden, diğeri ise ağzımdan içime doğru sızıyordu. Karura, alnına dokun ve gerekli bilgileri bizim için al dediğinde o Karura adındaki cin şimşek formuna dönüyordu. Gerçekten inanılmaz bir kudreti vardı bu cinin. Tırnağını alnıma doğru değdirip içine doğru sokuyordu resmen. Beni burada öldürecek mi diye korkudan artık kalbim patlamak üzereydi. Perde örtülü olduğu için içeriden gelen seslere diğer hüddamlar şaşırmış ve gelmişti. Dışarıdan sesleniyorlardı.
Gazer, ne yapıyorsun orada? Perdeyi aç hemen diyorlardı. Gazer ise arkasına doğru döndü. Dediğiniz gibi hocam, Zarko ile bağlantısını komple koparıyorum dediğinde. Nasıl yani Gazer? Bunu yapabilecek ilme nerede ulaştın ki sen? Bunu sadece ben yapabilirim burada dediğinde, örtüyü araladığında, gördükleri karşısında hocası da şok olmuştu. Gazer sen dedi ve birkaç adım geriye atıp örtüyü hemen kapattı. Daha sonrasında o Gazer denilen çocuğun gözleri zifiri karanlığa yeniden dönüyordu. Ve aynı o Mirza denilen çocuk gibi mağaradan çıkarken ki bir beyaz bir kırmızıya dönüştü. Onların arasında olman gerçekten harikaymış. Öğrendiğim bilgiler benim için kusursuz dedi. Sanki bu Hüddam öğrencisi açtı ama bilgiye açlık bu. Herhangi bir şekilde güce değil. Bu seviyeye nasıl çıkmış olabilir ki? O giden çocuk da korkutucu derecede hissettiriyordu. İkisinin arkadaş olması ve bu denli sırlara vakıf olmaları beni şüpheye düşürmüştü. Ağzımdan ve ellerimden kara dumanlar geriye doğru çekildi. Gazer denilen çocuk ayağa kalkıp alnıma doğru dokunan Karura'nın göğsüne doğru elini koydu ve bunları sen al. Daha sonrasında ben hesap vermeye gideceğim. Lütfen beni yalnız bırakma ki direkt olarak buradan uzaklaşalım dedi. Bu bir kaçma planı mıydı tam olarak anlayamadım. Perdeyi çektiğinde diğer hüddamlar yerde oturmuş şekilde Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Ve hocaları olan lider hüddam gelip Gazer'e doğru baktı. Sen nelere bulaştın Gazer dediğinde Gazer ise hocam artık dokuzlardan olmak istemiyorum. Ben kendi haritamı çizeceğim ve kendi yolumda yürüyeceğim. Mirza'nın tercihinden devam etmek istiyorum dedi. Bunda özgürsün ama bu yaptıkların, o içindekiler de ne öyle? İstiyorsan bunları bir konuşalım Gazer dediğinde Gazer'in o gözleri yine zifiri bir karanlığa dönüşüyordu. Neden zifiri karanlık olduğunu anlayamıyordum. Bu şeytanın soyundan gelen iblislerin insanlara yaptığı bir şeydi. Normalde Müslüman olan cinler sadece beyaz ak şeklinde hüddamların gözlerini alırdı. Ama bu hüddam neden gözleri zifri karanlığa büründüğünü hiçbir şekilde anlatmıyordu. Anlıyorum seni Gazer diyerek yolun açık olsun dedi. Tam giderken Gazer bir cümle daha kurdu. Eğer ulaşırsan onlara, açılacak olanları da sen kapatacaksın. Bu senin kaderin biliyorsun değil mi dedi. Gazer sırtını hafifçe açtı. Sırtında birçok yara vardı. Kesikler, dağlamalar, şişler sanki üzerine yapıştırılmıştı bu çocuğun. Merak etmeyin hocam. Bunların hepsini neden taşıdığımı hiçbir zaman unutmayacağım diyerek sırtını kapattı ve yürüyerek mağaradan çıkıyordu. En son bana doğru döndü. Sen de gelmek ister misin benimle defineci? Ne de olsa amacımız aynı olacak diyordu. Amacımız aynı derken hüddam lideri bana doğru döndü. Kitabı tamamlayacak olan parçaları Gazer de istiyor. Kitabı tamamladıktan sonra aradığı bir sorunun cevabını orada bulacağını biliyor. Bu yüzden onunla gidebilirsin. Hem de babanı bulma şansın daha da yüksek olur dedi. Hüddam liderinin bana böyle yol gösterici konuşması Gazer'e güvenmemi sağlamıştı. Gazer'e doğru dönüp seslendim. Seninle geliyorum tamam demiştim. O zaman aceleci olman gerekiyor defineci diyerek yürümeye devam etti. Bu çocuk yaşından oldukça olgundu. Diğer çocuklar gibi değildi. Buradaki öğrencilerin çoğu hocalarına sorular soruyor. Geldiğim bir iki gün içinde sürekli olarak merak ettikleri konusunda danışıyordu. Ama bu çocuğun hiçbir şekilde soru sorduğunu görmedim. Sadece kafasına taktığı şeye odaklanmıştı. Mağaradan çıktığımızda çok sakin bir şekilde yürüyerek etrafına bakındı. Daha sonrasında bir anda üstümden tutundu. Bu alemde durmak bazen sıkıcı oluyor dedi ve bir anda okuduğu tılsımlarla elini gözüme doğru getirip açtı. Bu nasıl olabilir? Bu çocuk daha 18 yaşında ve tek başına okuduğu tılsımla beni berzah alemine geçirdi. Bunu nasıl yapabilir ki? Ona doğru korkulu gözlerle baktığımı gördüğümde hafifçe gülümseyerek ''Merak etme defineci, sana zarar gelmemesi için elimden geleni yapacağım.'' dediğinde arkasındaki Karura adındaki o cin çıkıp ''Ben buna söz veremeyeceğim. Genellikle yanımızda Müslüman olmayanların öldüğünü çok görüyorum. Yani sen de ölebilirsin.'' Bunu dedikten sonra direkt olarak Gazer'in içine girmişti. Bu cinler istediği gibi bedeninde dans ediyordu sanki. Bu çocuğa birçok soru sormak istiyorum ama çekincem çok yüksekti. ''Eline bir kesik atabilir misin?'' diyerek cebinden çıkardığı ufak bir çakıyı bana uzattı.
bunu neden yapmamı istiyorsun diye sorduğumda, lütfen sana attığım kesiğin üzerine ufakça dokundur ve kanamasını sağla. Çünkü Zarku senin kanını hissedecektir. Onunla konuşmam gereken bir konu var diyordu. Gazer, gerçekten neyi planlıyorsun bilmiyorum ama bu istediğini yapacağım. Başıma bir şey gelmesini istemiyorum lütfen. Ona karşı koyabilecek güce sahip olduğuna emin misin diye sorduğumda, güler bir şekilde bağdaş kurarak kafasını sallıyordu sadece. Bu çocuk kendini çizgi filmde falan mı zannediyor? Gerçekten Zarku ile konuşmak istiyor ve sadece onunla ben varım. Çakıyı yaramın üzerine doğru getirmiştim. Yaraya bastırıp bastırmamak konusundaki tereddütümü görünce, lütfen dediğimi yap definici. Emin ol sana bir şey olmayacak. Yemin ederim dedi. Bir hüddamın durduk yere yemin ettiği hiçbir yerde görülmemiştir. Kendine bu kadar güveniyor olması ve bir yemin etmesi bana da özgüven vermişti. Bıçağı yavaşça yaranın içine doğru dokundurmaya başladım. Kan sızıntısı akmaya başladığında bir anda etrafta sesler çoğalmaya başlıyordu. Sonunda geliyor Zarku denilen cin. Bakalım görelim ne kadar güçlüymüş diyerek geriye doğru yaslanmıştı. Bu Gazer denilen çocuğun hareketleri büyücüden bile patavatsızcaydı. Kendisini o kadar arşın ve yüksek görüyordu ki Zarku gibi bir cin büyücüyü yerden yere vuruyordu. Hatta tek parmağıyla neredeyse yok edecekti. Gazer, dikkatli olmamız gerekiyor dememe kalmadı ki. O karanlık süliyetin hissiyatı karşımızda oluşmaya başlamıştı. Zarku kendi bedeniyle buradaydı. Bana doğru yavaşça yürüdü. Sen de kimsin? Bir Ademoğlunun içinde neden bu kadar cinli var? Yoksa bizden olanlar sana musallat oldu da oyuncağımı bulup bana mı getirdiler? İçindeki cinliler ortaya çıkabilirsiniz. Zarku'nun kudretinden korkmanıza gerek yok dediğinde Gazer elini ensesine doğru götürüp kahkahalar atıyordu. Öyle bir gülüyordu ki sanki gerçekten birisi onun ayaklarının altını kaşıyor da hunharca gülmesine neden oluyormuş gibi. Delicesine gülen bu çocuğun karşısında Zarku kükrer şekilde yere doğru ayağını vurdu. Yer resmen sarsıldı. Birkaç adım yalpalayarak dizimin üstüne doğru düşüyordum ki son anda tutundum. Gazer oturduğu bağdaş kurduğu yerden bir anda ayağa kalktı ve Zarku'nun etrafında yavaşça dönüyordu. Bu çocuk inanılmaz şekilde garip davranıyor. Zarku ise etrafında dönen bu çocuğa garip garip bakıyordu. Kendini bir şey mi zannediyorsun balçık diyerek pençesini ona doğru saldırdığında içindeki cinlerden hepsi bir anda ortaya çıktı. Sadece o Karura denilen cin tırnağıyla elini tutuyordu. Zarku gördüklerine inanamaz derecede geriye doğru adım attı. Demek ölümüne susamış bir balçık Müslüman edinmiş cinlerle bana karşı koyuyor. Galiba unuttuğunuz bir şey var. Daha tam anlamıyla gücüme sahip olmadım. Bu yüzden sahip olduğumda seni tek hamlede parçalayacağımı biliyorsun değil mi dediğinde Berzah Harim'ine gelen biri daha vardı. Bu o dün akşam gördüğüm çocuktu. Mirza adındaki bu çocuk yavaş bir biçimde arkadan geliyordu. Gözleri normal bir şekilde elinde asaya benzeyen tahtadan bir sopa vardı. Yavaş bir biçimde yürüyordu. Oldukça sakin ve sessiz bir biçimde bir köşede durdu. Elinde siyah bir taş vardı. Bunu mu arıyorsun Zarku diyerek bağırdı. Zarku, Mirza denilen çocuğun elinde gördüğü taştan sonra o benim kudretli gücüm, o benim diyerek bağırıyordu. Mirza denilen çocuk dalga geçer gibi. Zaten senin olmadığını iddia etmedim ki. Bunu istiyorsan alabilirsin benden diyordu ve havaya doğru Gazer'e doğru fırlattı. Gazer havadaki taşı direkt olarak tuttuktan sonra Zarku'ya doğru döndü. Seninle böyle savaşmak zaten zavallıca. Hiçbir gücün yok. Bu yüzden sana gücünü vereceğim ama aramızda bir ahit imzalayacağız dedi. Ahit imzalamak mı diyerek Zarku şaşırmıştı. Bağını zaten bu defineciden kopardım. O definecinin ölüp ölmemesi artık seni ilgilendirmiyor. Bana bağlı kalacaksın ve dediklerimi yapacaksın. Daha sonrasında seni bir yere hapsedeceğim. Oradan çıktığında ya benim kanımdan ya da Mirza'nın kanından biriyle karşılaşacaksın. Onunla karşılaştığında ona koşulsuz ve şartsız itaat edeceksin. O görevini bitirdiğinde seni serbest bırakması için sadece o azat edebilecek. Bunu kabul ediyorsan gücünü alabilirsin. Kabul etmiyorsan ölümün yakın dediğinde gözleriyle zifiri karanlığa bürünüyordu. Bu çocuk
kesinlikle içinde bir iblis besliyordu. Hayatta bir Hüddam'ın gözleri bu kadar karanlık olamaz. Bu imkansız diye düşünüyordum. Zarku, düşünür biçimde olur dedi. Ama gücümü aldıktan sonra Ait'a bakarım. Size inanmıyorum. Sonuç olarak beni öldürmek istediğini kendi ağzınla söylüyorsun. Gücüme sahip olmadan Ait'e hiçbir şekilde kalben inanmam dedi. Ve Gazer direkt olarak bunu söylediğinde taşı yere doğru attı. Ve üzerine ayağıyla basıp tılsımları okumaya başladı. Ayağının altında taş resmen çatlıyor, çatladıkça kara sızıntılar Zarku'ya doğru koşuyor gibiydi. Zarku sonunda istediğini elde ediyordu. Ama neden Gazer ona güveniyorsun diye bağırmak istiyordum çünkü Zarku tamamen bir iblisti. Hiçbir şekilde gücünü aldığında ahide imzalamayıp kaçabilirdi buradan. Gazer kendine o kadar çok güveniyor olmalı ki gücünü verdiğinde bile onu yeneceğine inanıyor olmalıydı. Daha sonrasında Zarku sızıntıların hepsini vücuduna doğru çekti ve taş tamamen patlar şekilde Zarku'ya doğru ilerledi. Zarku artık tamamen gücünü almıştı. Ellerini sıkıyor, yumruk yapıyor ve gücünün lezzetine varıyormuş gibi dilini çıkarıp pis pis kahkahalar atıyordu. Ne olduğunu çok anlayamıyordum ama büyük ihtimalle saldıracaktı çünkü Gazer'e doğru dönüp ''Siz balçıklar gerçekten kandırılması kolay mahlukatlarsınız. Şeytan babamıza neden itaat etmediğinizi hiçbir zaman anlayamayacağım. Bu yüzden seni onun yanına göndermeme ne dersin?'' diyerek Zarku bir anda öne doğru atılarak Gazer'e doğru saldırıyordu. Gazer sadece ufak bir gülümseme yaptı ve bana doğru dönüp saçma sapan bir soru soruyordu. Sorduğu soru şu anda sorulacak bir soru muydu yahu? ''Defineci, gerçekten çok para kazandın mı ahiretini yakmak için?'' diye sordu. Zarku ona doğru pençesini salladığında avucunun içini ona doğru çevirip bu okuduğu da neydi böyle? Ahiret de eminim ama ilk defa duyuyordum. Ne okuyorsa Zarku'nun elleri parçalanıyordu. Koluna kadar parçalandı hatta. Zarku ne kadar karanlık dumanlarıyla el deformasyonlarını yenilese de hiçbir şekilde ona bir daha saldıramıyordu. Gazer ona doğru tekrar baktı. ''Ahit'i imzalayacak mısın yoksa canını mı alayım?'' dedi. Zarku küfürler ederek tekrar ona saldırıyordu ki Gazer onu öldürecek şekilde o tılsımlı okumalarına devam etti. Mirza arkadan bağırıyordu. ''Gazer yapma, bize lazım.'' dediğinde Gazer sakinleşmiş şekilde elini indirdi. Ve okuduğu mühürlü şeylerden sonra Zarku'nun elleri, ayakları sanki birbirine dolanıyor ve mühürleniyordu. Mirza denilen o çocuk yavaşça bize doğru yaklaştı. Taşı çıkarıp cebinden bir tane kristal bir taş çıkardı. Onu Zarku'ya doğru tuttu ve içine dolduruyordu resmen onu. Karanlık dumanlar kristalin içine doğru giriyordu. Sağ elinde bir E işareti vardı. Ona kristali yapıştırdı ve sıkıca sıktıktan sonra okumalarını yaptı. Mirza hafifçe kafasını sallayarak Gazer'e doğru döndü. ''Definicinin kanını kullan ve büyücüyü bul. Onu direkt olarak öldürebilirsin.'' dediğinde Gazer başını sallayarak ''Merak etme Mirza.'' dedi. Sanki bunlar Hüddam değil de cellat gibilerdi. İkisi daha 18'inde olan bu çocuklar. Bunlar ne yapıyordu böyle? Diğer Hüddamlar bunların seviyesinden bir haber olmalı. Çünkü çocuk mağaranın önünde kendi okuyarak beni berz alemine geçirmişti. Yanıma doğru geldi, yine elini gözüme doğru kapatıp okumalarını yaptıktan sonra gözümü açmamı söyledi. Nerede olduğumuzu kestiremiyordum, ormanlık bir alandaydı. ''Şimdi senin eski bir dostunla, daha doğrusu öğretmeninle karşılaşacağız.'' dedi. Şaşırmış bir şekilde Gazer'e bakıyordum. Gazer benimle birlikte ilerlemeye devam etti. Büyük bir kayanın orada bir insanın sırtını yıkadığını gördüm. Evet, orada bir su kaynağı olmalıydı, kendini yıkıyor gibiydi. ''Ona seslen, o senin öğretmenin.'' dedi. ''Nasıl yani? Büyücü mü bu?'' diyerek bağırdığımda arkasında ters haç sembolünün silindiği aklımdan bir an çıkmıştı. Bana doğru döndü. ''Aa öğrencim, beni nasıl bulabildin? Yanında bir de arkadaş mı yaptın da geldin? Seni öldürmem için gerçekten çok çabalıyorsun ama çabaların boşa gitmeyecek. Seni burada hemen öldüreceğim.'' dediğinde gözleri zifiri karanlığa bulanmış, yine o görünmeyenlerin içinde olanlar alevler şeklinde kara dumana dönüşüyordu. Gazer bir anda çenesine doğru parmağını vurarak ''Aa bu görünmeyenleri kullanabiliyor mu?'' diyerek şaşkın bir şekilde cevap vermişti. Büyücünün bana doğru yavaş adımlarla geldiğini görüyordu. Ama hiçbir tepki vermiyordu Gazer.
Geriye doğru kaçmaya çalışıyordum. Kaçmana gerek yok dedi sadece. Olduğun yerde oturup izlemen yeterli dedi. Gazer büyücünün dikkatini çekmişti. Büyücü Gazer'e doğru dönerek ''Sen benim öğrencimle arama girmeye mi çalışıyorsun yoksa? Önce seni öldüreyim o zaman Balçık'' diyerek yavaş bir biçimde ona doğru ilerlemeye başladı. ''Gerçekten sar suyu içinde tutuyorsun diye güçlü olacağını mı zannediyorsun?'' dediğinde büyücü şoka uğramıştı. ''Sar su mu? Bu da ne? İlk defa duyuyordum bunu. Sar su diye bir şey büyücünün ağzından hiç çıkmamıştı. Büyücü bir adım geriye doğru attı. ''Bunu Zarku bile anlayamadı. Sen nasıl anlayabildin Balçık? Sen daha çocuk tanesisin. Bunu nasıl bilebilirsin ki?'' diyerek bir anda öne doğru atılarak bana doğru baktı. ''Sidikli, yoksa bu arkadaşın cin mi? Ben neden anlayamıyorum? Neden bir balçık formunda? İçinde de cinleri hissedebiliyorum aslında. Kendinizi göstersenize bizden olanlar.'' diyerek Gazer'e doğru sesleniyordu. Gazer tekrar o pis gülüşünü yaptı. ''Ben hiçbir şekilde Ademoğullarına zarar verip bununla eğlenen ey cinlilere acımam.'' diyordu. Gözleri bembeyaz bir ak almıştı. Büyücü, Zarku'nun komutanı ve Zarku'dan gördüğünden daha da çok korkmaya başlamıştı. İlk defa büyücünün bu kadar korktuğunu görüyordum gözlerimle. Diğerleri hiçbir şeymiş. Hatta kaçmaya çalışıp bir anda kara duman formuna doğru dönüşecekken kelepçelenmiş gibi oda dizlerinin üstüne çöktü. Elleri arkaya doğru gidip kırılmaya başladı. Bu Gazer insan olamaz. Hayır, hiçbir şekilde inanmıyorum insan olduğuna. Ağzını açtı ve ağzından garip bir cin çıkıyordu. Bu daha önce ortaya çıkardıklarından da farklıydı. Büyücü onlara doğru bakıp bunlar bilge cinlerden olanlar. Buna nasıl ulaşabilirsin ki sen diyerek sadece ağlamaya başlar şekilde gözlerinden yaşlar akıyordu. Beni öldürmezsen sana ahit ile imza da atarım. Kalbimle imzalarım hem de hiçbir şekilde emrinden çıkmam. Söz veriyorum. Ne dersen yaparım yeter ki beni öldürme diyerek yalvarıyordu. Bilge cin dediği o cin kara bir duman şeklinde ağzından içeriye girdi. Daha sonrasında ise gözleri sürekli olarak değişiyordu. Kırmızı alıyor, beyaz oluyor. Daha sonrasında zifiri karanlık. Yanan dumanların hepsi durmuş, bedenindeki görünmeyenlerin hepsi sanki ölüyor gibi dışarıya bir duman sızıntısı ile çıkıyordu. Gazer daha sonrasında avucunun içini açtı. Avucunun içinde kaf harfi vardı ve mühür resmen ateşlenmiş gibi içindeki o ağzından giren bilgecin geriye elinden girdi ve Gazer büyücüye doğru yaklaştı. ''Bunca bilgiyi benim için topladığın için teşekkür ederim büyücü. Sen yıllardır yaşıyorsun, daha doğrusu 1000 yıllardır değil mi?'' diyerek ona doğru baktı. Büyücü çaresiz şekilde başını sallıyordu. ''O zaman ölmemen için hiçbir neden yok.'' diyerek alnına doğru avucunun içini koydu ve yine o Zarku'ya karşı okuduğu tılsımları okumaya başlamıştı. Büyücünün etleri parçalanıyor gibiydi. Aradan sızan karanlık tumanlar yanar şekilde alev alıyordu. Daha sonrasında ise berzah aleminden gelenler vardı. Etrafımızı karanlık zifiri dumanlar sardığında ''Gazer, size söz verdiğim gibi size eziyet çektireni alabilirsiniz. Ben içindeki büyücüyü zaten öldürdüm. Papa Zendrov'un soyundan olan bir insanın yaşayıp yaşamaması benim umurumda değil. Rabbim zaten onun cezasını ahirette verecektir.'' diyerek geriye doğru döndü. ''Bana hadi gidiyoruz.'' diyerek seslendikten sonra ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlıyordu. ''Bu çocuk hiçbir şekilde insan olduğunu bana inandıramaz. Ona doğru seslendim. Sen insan değilsin değil mi? Vücudunu cinlere mi verdin? Onlara mı karıştırdın?'' diye sorduğunda kızar bir şekilde bana döndü. ''Sence öyle bir şey yapar mıyım ben? Benim alnım sadece secde olarak Allah Celle Celaluhu için secdeye gider. Bir daha beni o mahlukatlarla karıştırma sakın.'' diyordu. ''Sadece Rahman için dostlarımla beraber yapmam gerekenleri yapıyorum. Bana bu ilmi Rabbim bahşetti. Ben de bu yolda ilerleyecek ve bunu geliştireceğim.'' diyordu. ''Geliştirmek mi? Ne saçmalıyorsun sen? Milletin karşısında tir tir titrediği Zarku'yu saniyeler içinde hapsettin. Ben bu büyücüyü öldürmek için ne planlar yapıyordum? Kaç tane kafir cin kabilesini öldürdüğünden haberin var mı? Kitaptan haberin var mı?'' diyerek zerzenişte bulunuyordum. ''O kitabı zaten bulacağım, merak etme. Aradığım soru orada ve onu bulduktan sonra da gelecek için saklayacağım.'' diyordu. Bu çocuk gerçekten kusursuz bir şekilde güçlüydü.
bana doğru tekrar elini kapattı ve gözlerimi tekrar açmamı söyledi. Gözlerimi açtığımda yine berzah alemindeydik. Ama etrafımız kasvetli bir karanlıktı. Burada ne yapıyoruz diye sorduğumda zaten 6 parçayı da aldım. 7. parçayı buradan alacağım diyordu. Nasıl yani diyerek ona doğru baktığımda boynundan asılı olan çantasını açtı. Gerçekten de Zarku'yu mühürlediğinde 6 parçaya da sahip olmuş. Çantasının içinde kitabın 6 parçası da vardı. 7. parçayı buradan isteyeceğim. Eğer vermezlerse gazabımı şahit olacaklar diyordu. Bu sefer gözleri zifiri karanlık değil, bembeyaz bir aka dönüşmüştü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Bugün 23.30 itibariyle Öksüz Üddam'ın 2. sezonu başlıyor. Allah'a emanet olun, esen kalın dostlarım.